Türkistan Ulemalar Birliği Reisi, hürmetli üstadımız Atavullah Şahyar'ın salamını konuşması sahne teklif ediniz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Şarkı Türkistanlı kardeşler, muhterem dava, Şarkı Türkistan davası hakkında bir vatkan mihmallah. Hemmine hürmet bilen selamlayım. Kardeşler, bugün hakikaten bu yaş, yeni nesil hareketimizden 5 yıl ceryanında kolu keltüken neticilerini, hizmetlerini beraber görüp öttük. Ben bir noktanı sizinle ortaklaşışına uygun gördüm kardeşler. Hazır mı şu yaşlı adep koltuğun neslimiz mi aslında? Unçvalam yaş görünme adımız. Aslı insaniyet tehemi küçük yaşta başlayan. Tarihten biri meşhur olan, meyli ölüme, ilim adamları, meyli devletini başka olan liderler, meyli inkılap kozgap devrim yaratkallar olsun. Muşlarının hemisinin tarihini okuyduğun bozsanla aşıla 10-15 yaşlarından tatıp muşu işe kızıkıp, muşu iş bilen yüzünü yitildiğen kişiler. Hemisini örnek bir ilişki buludu. Hemisinin tercümanını okup yıkınla hiçbirisi orada kırığa vakti da, 40 yaşının ötke vakti da bir işe başlayıp kalbı kıra demlemez. Bu yerde ne mi demek istiyorsan lan? Biz Şarkı Türkistan davasını muşu İstanbul'da, Türkiye'de toplaşkan diasporadaki halkımızın köp sallık olan müşahede hep derivatımız. Ama aslında bu davanı yürütüp atkan kendaşlarımızın köpünçimiz hazır yerim yoldun davayı iyi olup menvatkan kendaşlar. Bir yerde demek çoğunum şu ki, aslı bu davanın aslı ilgilerim o, yaş vaktinin, küçük vaktinin terbiyelenip çıkış gerek demek için. Bu şart kardeşler. Hemenler bilirsiler, bir hatırlatıp öteyim. Muş İstanbul'unu 1000 yıllık Roma İmparatorluğu'dan azat kılan Fatih Sultan Mehmet Han 21 yaşındaydı. 21 yaşında. Sizler 21 yaşında bakın harap yapınlar. Neymiş kıldık. Yeni bir nesini hatırlatay ki hemenlemişin içinde köpünçülen dinde okuyan kendaşlar bilisiler. Cenab-ı Allah biz insanlarını bir mükellefiyet yeşi de mükellefiyet dediğin bir ahkam-ı şer'ini Allah'ın hükümlerini yükleş için bir merhelemiz var. O bozumu bizden buluk yeşimiz deriz. Balagat yetiş yeşi deriz. Şu balagat yetiş yaşımızda öyle bakaylı, nemişka hazır balı devatka vaktimizde balagat yetip kalımız. Cenab-ı Allah onu bek baldu elbette mi kanda? Ondak emez. O balagat yetken bala aslında akıl paraset cihettin, kuş kuvvet cihettin, her cihettin tam insan bulup yetişip çıkan bala demektir. Allah'ın bütün emir fermanlarını yüzü müstakil bir şekilde bir candıl urun yalaydığan kişiler demektir. Hem de hazır ma yaşavatkan devrimizde bu ballarını bir türlü çoğun kınmay, ha balam tek küçük devirip hem de biz mavi oturan kıyırla yaşıp kaldık. Şuna ben mavi diasporadaki Uygur kendaşlarımı değmen ki biz abi tövendeki 13-14 yaşın tatip 20 yaş kişi olan ballarımızı asli yaşlı adep müşlük etsek olandı. Bulanım yetiştirilir. Bulanım taşlap koymayla. Bizim milletimizin örf adetinde biraz çoğunla yaşlarını besip geptikken. Ben şuna iskilimim. Belki hatalaşkan bolsa mintüstü poysanlı buldu. Sen tek küçük, balam sen bilmeysen çoğunluğun gipini anladın.
Bu bir cihattin doğru bozu mu? Aslı hakikat cihattin epet kavaktıda çoğunla yaşlardın bek akıllık bombaydı kendaşla. Bu ilmi cihattin ispatlanan derse. Yaşan kalla fakatlı tecrübelik insanlar demektir. Aslı hakiki akıl ilgisi boğan kişiler yaşlardır. Yaşlarının kallısı o kadar ötkür ki, şunun için ilim, merifet, iliş yaş vakti de buludu deyiz. Demiş kayrıganda ilim, merifet ağlamaydı. Şunun için, ben bu yerde demekçi oğlum şu, bizden Şarkı Türkistan'ın kelgüsü, Şarkı Türkistan'ın geleceği tamamen muşu yaşlarımızdan kolda. Eğer bulağını yakşı yitildirmeye baktı da, bulağı bayrağını baldırak taşırıp beğenmeye baktı da, davamız yine eksik kam kap kalır. Şunun için ben yaşlarını dep ötey, bu sizin konuluğunu yasap emez. İnsanın yaşlık vakti hakikaten insanın altın çağı, altın devri. Bütün bir insanın yaşam vaktini oylap yakınla en verimlik, yani en faydalı vakit yaşlık devri olurdu. Yaşlık demek enerji demektir. Yaşlık demek akıl demektir, paraset demektir. Yaşlık demek güç kuvvet demektir. Yaşlık demek hiçbir nesilden korkmaydığın cesaret demektir. Şunun için yaşlık vaktimizde hakikaten nurgun hem arzularımızdan hem imkansızlığının arası da sıkışıp kalırız yaş vaktinde. Bu hemimizin bir şeyini ötken. Ama sizler yaşlığa değmen ki biz hemimiz elhamdülillah Allah'ın işinimiz bizim dinimizde rızıkını Allah verirdi. Hiç kim yüzü bek akıllı hop gitip yüzünün pulunu cektep balanmaydı. Ma medresede okuduğunu olsanla bildiğin bir şiir var. Medresede okuyan şer-i telkis gibi şiirini ben size bir hatırlatıp öteyim. Kem aqilin aqilin ayet mezahibuhu ve cahilin cahilin telqahu merzuqa ve hadellezi terekel evhame haireten ve sayyerel alimen nihrire zindika dedi. Nice akıllık adamlar var dedi. Akıllı şundak zehirdek ötkür, şundak akıllık kişiler var ki dünyada karaydıgan bozsanla yüzünün cennini bekbolanmay, aşı yaydığan neni tepbolanmay, şundak cephadı dedi. Nurgun dört döven yüzünün ismini onlap söz diyemeydik adamı var. Körüslen ki ula şundak bay, zengin, neki kulunu asıl yetidigan, aşındak bay körüsül dedi. İşte bu şunun koşaş bir ahval, insanla hayret küçürüldü. Nurgun alimle bu şunu oylap, tiki yitbolanmay, yoldan çıkıp bağın dedi. Şunun için rızık meselesi, kardeşler, bizden bek bilip bek işleşimizde emez. Bu Allah'ın ilkideki bir mesele. Biz zaten iman etme vakti de lehul mulk edip iman ettik. Bütün mülk Allah'a aittir. O halıgın bendisi gibi verildi, o halıgını beğenmeydi. Ma bu İslami köz karış cihetinde batırma meselesini, hemimiz müşrik işinimiz. Şunda hoğandıkken, yaşlığa değdiğim şu. Sıla o baktığımız şu olutte, bu olutte, şunu oylasam, anı kısam, mandak kısam, mundak bir işte işlep, pul tepip, onu kılıp, bunu kılıp degen dersini az oylam, onun yerinlige özenlerini yitildirinle. Mavu milletinin kelgüsü sizin kolunuzda kendaşla. Sileke bağlı. Özenli nait yakşı yitildiysanla, muşu davanı yakşı etmeye alırsanla, inşallah bizim kelgüsümüz İnşallah galibiyetle, galiplik ile tamamlandı da işinimi. Şunun için ben sözümünü vakti pek uzatmay, aslında başka programımla bağ. Ben Şarkı Türkistanlık yaşlarımız ile gururluyum, fakirliyim. Bütün ümidim bu şu yaşlarda, kardeşler. Şuna size hazır ki bu şu bazı programımla bu şu Epper vatkan faaliyetinle yetinip kalmay, biz cık işini kılvattık demey, aslında özellikle okullarını yakışı yetiştirinle ve tekimi çoğun hizmetlerini kılışka tırışınla.
Silahını destekleyen bolsun, desteklemeyen bolsun, silah bilen köngli yakın bolsun, yakın bolmasın, bütün Şarkı Türkistanlık yaşlarının hemisini kuşaklaydıgan, aşını kıtınlığa alıdıgan bir politika, bir siyaset izlenme. Çünkü hiçbir yaşlarımızda sırt koyuşmaya ondak bir lüksümüz yok bizim kendimizle. Hemisi ihtiyacımız var. Meyli kandak göz karıştı bolsa bolsun, meyli kandak meslekte okuyan bolsa bolsun, meyli nim bolsa bolsun, Şarkı Türkistanlık yaşlarla bulduken, silevlen billah bu davada tekimi yakışı faaliyetlerini hep verişi gerek de parayım. Ben aslında sizlere hele deydiğim geplerim battı, hele heyecanlanıp geldim. Ama yine şu programla Abiyat'ın kardeşimiz de öttü, selamlama konuşması da. Yani bu selamını pek uzatmazsak hem anlamaya da sıkılıp kalırsa. Yaşlılığınızı mübarek olsun. Ahırda bir kelim bilen sözümü tuttureyim, bunun nimkandak manalık geldiğini bilirsiler. Hemmeyle yakışı bilirsiler ki, yaşlı hemimizin arzusu, yukarı mertebelerge, yukarı başarılığa, yukarı mensepliğe erişiş, bu hemmedemden bir arzusu oldu küçükten. Ama siz bilir misiniz? Ah, yukarı mertebeye eriş bu Allah, nemin oylaydıken? Ah, şu yaşlıktaydıken. Kaydışın oylaydıken. Bir tane profesör, deptiken, talebesi, hocam Allah sizge o kadar birbitiptiken, bu ilimini biz gibi inşallah nesip kıla deptiken, ne mi dert cevap yapıyorsan, sen yaşlığını bana belgin, ben şu ilimini hemisini sana vereyim deptiken. Bu ama hikayemez mi bu? Bana bir tane hocam dept belgin. Demek bu yaşlık aşında kıymetli nesil, bu şunun kıymetini bilin lan. Bu kıymetli nesilini uşak uşak sosyal medyada uyardı bir yerde bekat, yükülep, tozup, bunda ötküz atmanla. Bu hakikaten çık nesiniz ziyan tatkan bulmuş. Hem onunla köprü rahmet, Allah razı olsun. Selamun aleyküm.